Selam yağmur severler. Çin'den sırasıyla drone aldık, araba aldık, tekne aldık. Ne eksik? İki tane eksik kaldı. Onların bir tanesini tamamlıyorum bugün. Helikopter. Alikopter. Alikopter aldım arkadaşlar bugün. Daha doğrusu bunu kardeşime aldım ama tabii ki önce kendim oynayacağım. Yani kardeşim mazeret. Önce kendim oynamak istiyorum, sonra kardeşime vereceğim. Bu tam olarak bir oyuncak da sayılmaz. Tam olarak bir böyle profesyonel helikopter de sayılmaz. Tam ikisinin ortasında bir şey. Fiyatını söylemiyorum diye çoğu kişi kızıyor bana. Bu ürünün 457 TL gibi bir fiyatı var. RTV üyesi olan Gearbest sitesi üzerinden aldım ben bunu. RTV'nin şöyle bir avantajı var. Alışveriş yaptıkça size para veren bir sistem. Şu anda mesela ürünün satış sayfasındayım. RTV'nin Chrome eklentisini indirdim. Bunu indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. RTV'nin eklentisini indirdikten sonra sağ üst köşede şöyle bir simgeniz çıkıyor. Tıkladığınız zaman burada ne kadar bonusunuz olduğunu size gösteriyor. Ayrıca hangi sayfadan alışveriş yapmak istiyorsanız buradan mağazalar kısmına geliyorsunuz. Burada bir sürü üye mağazası var. Şu anda mesela Gearbest bize %4.6 bonus veriyormuş. Bu gayet güzel bir rakam. Yani bir şey alıyorsunuz onun %4.6'sını size iade ediyor ki böyle yüksek rakamlı bir şey aldığınız zaman bu çok güzel bir değer oluyor. Buradan alışveriş yapacağınız siteye tıkladıktan sonra otomatik olarak sizin hesabınıza, yani alışverişinizi tamamladıktan sonra otomatik olarak sizin RTV hesabınıza bu bakiye ekleniyor. Ayrıca şu anda RTV'ye gelen yeni bir özellik sayesinde temalar ve listeler oluşturarak bunu arkadaşlarınızla paylaşarak bonuslar kazanabiliyorsunuz. Hemen buradan benim helikopteri ekleyerek size göstereyim. Helikopterin linkini geliyorum, kopyalıyorum. Buradan sağ alt köşeden artıya basıyorum. Linki buraya kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve otomatik olarak ürünün bilgileri buraya geliyor gördüğünüz gibi. Buradan bunun fotoğrafını, başlığını vesaire ayarladıktan sonra şimdi paylaş diyorsunuz ve bu linki arkadaşlarınızla paylaşarak haftalık olarak bonuslar kazanabiliyorsunuz. Aynı kategoriden birden fazla ürün paylaşmak istiyorsanız da buradan tema oluşturabilirsiniz. Şuradan tema yarata tıklıyoruz. Ve buradan temamızın adı işte ne olsun mesela, helikopterler. Buradan temamızın adını ve açıklamasını girdikten sonra kaydete basarak bu şekilde temalarda oluşturabilirsiniz. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten RTV'ye kayıt olup siz de bonus kazanmaya hemen başlayabilirsiniz diyerek videomuza devam edelim. Helikopterin şöyle kocaman bir kumandası var. Kumanda beni bayağı şaşırttı. Şu ortadan açıyoruz, altta bayağı bir bilgi veriyor bize. Buradan ışık kontrolleri, denge ayarları, gyro ayarları vesaire hepsini yapabiliyoruz. Şuradan da işte helikopterin kontrolleri falan, ben daha hiç denemedim. İlk defa bir helikopterim olduğu için kontrolü nasıl olacak onu da bilmiyorum açıkçası. Umarım drone gibidir. Drone gibi değilse bayağı zorlanacağım yani. Kutu içinden şarj aleti ve bataryası da çıkıyor. Şarj aletinin Avrupa girişli olması güzel. Bunun çeviriciyle uğraşmıyorsunuz. Yani direkt bizim fişlerle şarj oluyor. Pili 1500 mAh, 8 dakika civarı bir uçuş süresi sunuyormuş bize. Daha test etme fırsatım olmadı. Galiba kardeşim birkaç kere uçurdu ama ben daha deneyemedim. Helikopterin pervaneleri falan böyle bir acayip. Şurada şu denge çubuğuymuş. Bu ağır böyle metaller. Pervaneler böyle açılıyor, kapanıyor falan. Herhalde dönmeye başlayınca mı sabitliyor? Ne oluyor şu an bilmiyorum. Şöyle açtığımız zaman da burada sistemini görebiliyoruz. Şurada motoru var. Motor kocaman bir dişliğe gidiyor. Bu sayede işte hızını arttırıyor falan herhalde. Tam olarak bilmiyorum şu an sistemine. Bataryasını da şuraya sıkıştırıyoruz. Kablolarını bağlayıp ucunu taktıktan sonra uçuşa hazır hale geliyor. Şimdi geniş bir arazi bulup bunun ilk uçurma testini yapacağım. Çünkü buralarda uçurmak için kendime güvenmiyorum. Geçen hafta burada bir drone kaybettim. Yani o yüzden kendime böyle evlerin arasında uçurmaya güvenemiyorum artık. Instagram'dan da story atmıştım. Bir sürü kişi demiş drone kaybetmişsin, niye moralim bozuk değil falan. Çünkü küçük bir şeydi yani, 10 dolarlık falan bir şeydi. O yüzden moralim bozuk değildi. Ama videosunu yapamadım işte. Videosunu yapamadığım için moralim bozuldu sadece. Neyse, ben ekipmanları topluyorum ve dışarı çıkıyorum. Dışarıda görüşürüz. Evet, boş arazimize geldik. Hatta kişi sayısını arttırarak geldik. Yanımda benim bütün videolarımın çakmasını yapan kardeşim ve yardımcı olmak için Doğukan var. Ayrıca aletin kullanım kılavuzunu da unutmuşum. Nasıl süreceğim konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden şuna kaldım ya. Bu gösterecek bana nasıl uçacağım. Bu. Ezik. Bu. Tam bunun kılavuz kılavuzunu okudun. Ne yapıyorsun? Ya ben drone nasıl uçuruyorsam öyle uçuruyorum bunu. Bir fark yok. Tamam yani. O zaman hadi başlıyorum. Oha, direkt başlıyorsun. Evet. Aç düğmesine basacağım, yukarı doğru kaldıracağım. O zaman. Ama ne artist öyle biliyor öyle be? Öyle olmuyor işte, öyle olmuyor. Yapmam! Yapmam! Drone'u nasıl uçuruyorsam öyle diyorsun, ondan sonra drone gibi değil diyorsun ya. Hey yo, good morning vlog. Ne oldu lan? Niye yaptın? Şimdi aletin yanındaki açma kapama tuşuna bastım. Sonra kumandamı açtım. Şimdi yavaş yavaş yukarı çekiyorum değil mi? Ha, o kadar. Lan! Lan yana gel! Yana 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 yana! Ne olur, öğrendim lan. Vallahi öğrendim. Yükseltme o kadar az. Niye? İndiremezsin bir daha. Yukarıdayken çok şey oluyor, kaçıyor dengesi. Lan bize doğru gelir misin artık? Geliyor 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 abi. Lan ters döndü! Ters döndü! Gazı kes, gazı kes.
Oğlum drone gibi değil ki, böyle aşağı bastığımız zaman aşağı gelmiyor. Tamam bize doğru gelsin. Bize doğru ittirerek indir. Gelmiyor. Düşüyor. Oğlum bak öne doğru çekiyorum, öne gelmiyor. Tamam aşağı indir aşağı. Abi çok iniyor işte. Ha nereye gidiyorsun? Gitme abi, sen. İndir artık onu. Al şunu. Harun kurtar onu. Nereye gitti? Şurada bak sağda. Bak bak tam orada beyaz binanın üstünde. Dur ben drone ile bulmaya çalışacağım. Şu an drone ile helikopter arıyorum. Bulabileceğimden bayağı şüpheliyim ama şu insanlar bir şeylere bakıyor. Acaba helikoptere mi bakıyorlar? Binanın oraya gitti ya. Abi gördün mü? Sarı binanın yanına bir yere düştüler ama. Bunlar niye koşuyor bilmiyorum ben. Aramızda bir şey var. 200 metre mesafe var. Vallahi yukarıda şeyden kontrolden drone ile yukarıdan çekiyor, düşürdü o kadar ya. Allah'tan bir şey olmamış. Sadece bataryası yerinden çıkmış o kadar. Adamdaki relaxla baksana, drone ile yukarıdan bizi takip ediyor ya. Helikopteri düşürdün lan. İyi Allah'tan sokak arasında düşmüş. Nerede o? Oğlum adamın kafasına düşmüş lan. Bir şey olmuş mu? Hayır olmamış. Bu arada cidden adamın kafasına düşmüş. Çok ciddiyim şu adam. Bir şey olmuş mu adama? Adama bir şey olmamış ama düşmüş yani. Yok artık. Amca ne yapıyorsun? İyi ben de. Video çekiyoruz. Ne helikopter. Lan oğlum siz ne zaman adam olacaksınız ya? Ne zaman adam olacaksınız? Öpmem. Öpmesin öpme. Ne yapıyorsun? İyi be aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be. Baya başarısız bir ilk denemeden sonra ikinciye geçeceğim. Drone'a göre aşırı zor kullanması. Yani drone sizi dinliyor böyle, sabitliyor, bir şeyler yapıyor. Bu söz dinlemiyor. Yani kontrol tamamen manuel olduğu için acayip zorluyor. Bu sefer çok yükselmeyeceğim çünkü yemiyor. Gerçekten yemiyor yani. Bu sefer daha gerginim ya. İlkinde acayip rahattım. Bu sefer baya gerginim yani. Tamam al çal bebeğim. Al çal. Motorların hızını ayarlayamıyorum. Lan ne oluyor? Şu an ne olduğunu anlayamıyorum ama kesinlikle bir sıkıntı var. Kullandığım her RC araçta bir sıkıntı olmak zorunda mı benim? Rüzgar mı etkiliyor acaba ya? Harun denesene şunu. Sinirlerim bozuldu. Aa oldu. Takla atmayı dene. Vaaav, motorları kapatıyor falan adam. Bak ama çok basit bir şey ki, yaptım sadece aşağı yukarı. Oğlum bir de şu 360 derece takla attırabilsen var ya şu an. Rüzgar da olmuyor bu ya. Hayır, rüzgara karşı çok bir şey yok. Daha doğrusu biz amatör olduğumuz için de olabilir yani, bilmiyorum. Fakat rüzgardan dolayı kontrol etmemiz aşırı zorlaşıyor. Son bir kez dene hadi. Ben denemeyeceğim. Kesin kıracağım çünkü bir daha, yani bir kere adamın kafasına düşürdüm. Bir daha yaparsam kesin kıracağım. Lan! Adama dedik adam daha iyi kullanıyor falan diye tripoda girdi direkt. Ama bak bugün rüzgar çıkıyor, rüzgar. Aletin 3 kere sağlamlık testini yaptık, hiçbir şey olmuyor. Çok sağlam. Yedek parmağınız falan var değil mi bunun kutusuna? Ya kıramadık biz. Cidden hiçbir şey yok. Arkadaşlar bugün de böyle bir videoydu. Yapmadım. Korktum. Helikopter nerede lan?
Bilmem nerede acaba. Oğlum güneşten göremiyor. Ya bence fena bir alet değil ama dediğim gibi aşırı manuel kontrol gerektiriyor. Çok pratik yapmak lazım. Yani saatlerce pratik yapmak lazım ki böyle ustalaşın. Ben böyle videolarını izledim. Takla atıyorlar, cart yapıyorlar, curt yapıyorlar. Ben de yaparım diye düşündüm. Hiçbir şey yapamadım. Adamlar dike uçuruyor. Aynen, dike uçuruyorlar. Şöyle indiriyorlar. Böyle ne bileyim bir dünya şey yapıyorlar. Biz dümdüz uçurmayı bile beceremedik. Kullanım kılavuzu olduğu için Harun'a. Ayrıca çekimlerde yardım etti. Beni çok büyük kurtardın. Bugün Harun'a çekimleri bıraktığım zaman mahvoluyorum ben montajda. Efendim her zaman. Bu arada o drone videosunda da Doğukan kameramanlık yapıyor diye durmuşlar. Biz birbirimiz arkadaşız biz. Birbirimizin çekimlerine yardımcı oluyoruz. Evet, öyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımla anda haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Harun'la Doğukan'ın kanallarını da açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay efendim.